Bütün İstanbul'daki cezaevlerini dolaştık. Abimin fotoğrafı elimizde. Ailelere gösteriyoruz ya da veriyoruz. İçeride sorun böyle biri var mı? Hani belki başka bir kimlikle orada olabilir düşüncesiyle. Fotoğraf verip, şu sorun çocuklarınızda böyle biri var mı? Ama yok, yok. Hep yok cevabı aldık. Ne yazık ki. Süreç çok kötü bir süreç olduğu için, yani demokrasi yok, sesinizi duyurabileceğiniz hiçbir yer yok, gazete yok, televizyon yok. Yani sesimizi duyurabileceğimiz hiçbir yer yok. Belli bir süre sonra artık çok fazla telaşlanmaya başladık. Yapabileceğimiz bir şey yok. Mesela Emniyet Müdürlüğü'nde işkenceden ölen insanlar oldu. Bunu biliyoruz ama işkenceden ölen insanları biliyoruz. Ailelerine veriyorlar. Bir biçimde yalan söyleyerek, işte intihar etti vesaire gibi yalanlar söyleyerek onları ailelerine veriyorlar. Hani biliyoruz ama bize böyle bir şey gelmediği için kayıp olgusu yok aklımızda. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmiyor. Hani düşündüğümüzde öldürülmüş olsa bize verilecek veya farklı bir kimlikle herhangi bir cezaevinde olacak. Aklımızdaki tek şey bu. Bu nedenle de sürekli arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Eldeki tek şey Cumhuriyet Gazetesi. Faruk'la birlikte Cumhuriyet Gazetesi'nde hiç değilse hani bir haber yaptıralım. Bir kamuoyu oluşturalım. Başka türlü kamuoyu oluşturamıyorsunuz. Darbe dönemi, adınızı söyleseniz ya dayak yiyorsunuz sokağın ortasında ya da işte alınıyorsunuz. Böyle kötü bir dönem. O nedenle hani sesinizi duyurabileceğiniz hiçbir alan yok. Defalarca Cumhuriyet Gazetesi'nden kovulduk. 87 yılıydı galiba, şu an tam hatırlamayacağım. Kürşat İstanbullu, iletişimden çıkan Yeni Gündem dergisinde çalışıyordu. O dergi için bir haber yaptı, röportaj bizimle. Orada 3 tane gözaltında kayıp ailesini tanıdık. İşte Nurettin Yedigöl, Süleyman Cihan ve biz, Hayrettin Eren, üç aileyle röportaj yapmıştı ve bu üç aile üzerinden sonrasında onu kitaplaştırdı. Yani arayışlarımız hep sürerken 95 yılında, 90'lı yıllarda artık kayıp olgusunu öğrenmeye başladık. Yani işte Güneydoğu'da olan olaylar, oraya gidip gelen gazetecilerle olan iletişimimizde oradaki olayları öğrenmeye başladık. Ha dedik, bizim ülkemizde de gözaltında kayıp olayı yoğun biçimde varmış. Daha sonra işte Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç'un da kaybedilmesiyle, ki öncesinde Fehmi Tosun avcılardan beyaz bir Toros'la kaçırılmıştı. Bu haberleri de okuyorduk. Haberlerden onları duyuyorduk. Sonra Hasan Ocaklar'ın kaybedilmesiyle Ocak ailesi İnsan Hakları Derneği'nde başlatmış olduğu mücadeleye kayıp yakınları yavaş yavaş katılmaya başladı. Yani 27 Mayıs 95'ten sonra yavaş yavaş cumartesi günleri Galatasaray Meydanı'na gelen kayıp aileleriyle tanıştık ve ne kadar çok olduğumuzu gördük. Oysa o zamana kadar biz kendimizi yalnız hissettik. Ama Galatasaray Meydanı'nda o kadar çok olduğumuzu öğrendik. Birlikte olduğumuzda sesimizi daha çok yükselttik. Ve cumartesi anneleri eylemiyle bu ülkede gözaltında kaybetme olgusu ülke gündemine taşınmış oldu.
Galatasaray Meydanı'na oturmaya başladıktan sonra gözaltında kaybetmenin önü kesildi. Keşke bunu daha önceden bizim yaptığımız basın açıklamalarıyla insanlar sahiplenmiş olsaydı belki bu kadar insan kaybedilmeyecekti. Herhalde şöyle düşünüldü, biz bugüne kadar bu işi böyle götürdük, yönetenler için söylüyorum. Bundan sonra da böyle götürebiliriz, yani işimize gelmeyenleri kaybedebiliriz, zaten sahipsizler gibi düşünüldü ama öyle olmadı. Cumartesi anneleri onların oyununu bozdu. Yani ben abimin faillerini biliyorum, diğer kayıplar da biliyorlar çünkü tanıkları var. Nerede kaybedildiklerini biliyoruz. Orada kaybedilen yerdeki çalışan insanlar sorumlularıdır, failleridir. Bu faillerin yargılanmasını istiyoruz. Bizimle yüzleşmesini istiyoruz. En önemli şey, biz sevdiklerimizi istiyoruz. Onların kemiklerini istiyoruz. Annelerimiz artık yavaş yavaş yok oluyor. Onlar da ölüyorlar. Benim annem oğlunun kemiklerine razı olmuştu. Ona ait bir mezar istiyordu. Karanfillerle donatacağım bir mezar istiyorum diyordu annem bütün basın açıklamalarında ve meydanda. Dolayısıyla hani bizim mezar talebimiz, uluslararası gözaltında kaybetmelere karşı sözleşmelerin imzalanması, faillerin yargılanması gibi taleplerimizle orada oturduk. Yani bir bininci hafta geliyor. Bizim için bir hafta da aynı, 10 haftada, 20 haftada. Aslında hepsinde yaşadığımız şey aynı, hepsinde titreyerek gidiyoruz. Bininci haftada da aynı şekilde gideceğiz. Ama bininci hafta olduğu için biraz daha kamuoyu oluşması oluşuyor, öyle diyeyim. Bu şu çok önemli, kitle desteği her zaman demokrasi mücadelesinde en önemli şey. Bizim de burada verdiğimiz şey demokrasi mücadelesi. Bu ülke eğer karanlıktan aydınlığa çıkacaksa bu Galatasaray Meydanı'ndan olacak diyorum. Onun için herkesin oraya sahip çıkmasını istiyorum.